İçten gelerek söylüyorum, ben bu takımın yarısını almam. Gerçekten almam. Beşiktaş kulübü büyük bir kulüp. Yani buraya layık olanları alacaksın. Daha iyi ilerini alacaksın yani. Şimdi bakıyorsunuz siz, belki bazı insanların bu seviniyorlardır yani böyle bir şey yaşadığı için Beşiktaş. Bugün gerçekten bizim oynadığımız oyun kötü değildi. Gerçekten oyun kötüydü. Belki de benim geldiğimde belki de en iyi oynadığım maçlardan bir tanesiydi bu. Ama ya böyle bariz bireysel hatayı önleyemezsiniz. Oyuncuya taktiği verirsin, şunu yap, bunu yap dersin ama bireysel hatayı önleyemezsiniz. Yani nasıl sen kalecisin, oradaki topu vuracağın gidecek bu kadar basit ve hatta işte amatörün yaptığı şey kaybetmeyeceksin ya, kaleci bir kalecim var, başka kimse kalmadı zaten orada, topu veriyorsun rakibe, gol yiyorsun. Yani bu bir olur, iki olur, üç olur. Yani ondan sonra çıkaramazsın onu. Mümkün değil. Bütün şeylere bakın. Her şeyde en çok top bizde, en çok şut atan biziz, ceza sahasına giren biziz, en çok korner atan biziz. Ama istatistikler bir işe yaramıyor yani. Öyle bireysel hata yaptığınız zaman maalesef onu önleyemezsiniz. Yani bugün bana göre biz yenilmedik. Ama kendimizce maçı maalesef bireysel hatalardan dolayı verdik yani. Şimdi bunları değiştirmek için bir kere zaman lazım. Bu zamanında tabii ki hem çalışmak, hem de bu zamanda transfer yapmak, hem bir de bu takımdan bazılarını göndermek lazım. Yani buraların bazılarını gönderip orayı bambaşka bir şekilde yapmak lazım yani. Onun için bu düzelir. Aytu'ya gelince de yani Aytu'la bazı arkadaşlarımızı zaten şey yapmadık. Bir de elimizde oyuncular var. Onları oynatmak zorunda kaldık yani şey olarak. Aytu falan biz hazırlık maçlarımızda veyahut da bazı maçlarımızda oynatıyoruz. Biz de antrenmanlara da çıkıyor. Ama öyle net bir stoper şu anda şeyde yok. Altyapıda yok. Yok, onu çok istedim. Ve benim Brüj maçımız vardı bizim. Yani elenmiş bir takımdık o zaman. Ve ben bir tane stoper bulamadım. Yani şeye de bir baktım. Altyapıya da baktım. Hepsine baktım. Yok. Bir tane bulamadık ve Onur'u oynattık o gün. Stoper yoktu. Yani hep aynı şeyi söylüyorum da inanın bana, ben Beşiktaş'a geldiğimde kendimi acıdım. Şundan dolayı acıdım. Yani ben hiçbir şeyden, zorluktan kaçmam. Sonuna kadar giderim. Hiçbir problem olmaz. Bu kadar sakat dedim ya, görmedim dedim ya. İnanın öyle yani. Şimdi bizde o kadar sakat var. 5 tane de kadro dışı var. Yani şimdi yok da önceden yani. Bir de kadro dışı var. O yüzden de istediğiniz şey maalesef bazen yapamıyorsunuz yani. Şimdi yapılacak şey, bir kere yeni yönetim gelecek. Yapacağı şey, bir kere buradaki gidecekler gidecek. İşte öncelikle herhalde kadro dışı bırakılan arkadaşlar gidecekler. Ve ondan sonra da oralara kesinlikle oyuncu alınacak. Hem taraftarı kazanma açısından olması gerekiyor, hem de maçları kazanmak açısından. Şimdi burada tabii ki Fenerbahçe'ye, Galatasaray'a gidebilir normal. Ama Beşiktaş'ın da bizim de mutlaka hedefimiz var. Hem ligde de bir yere kadar gidebilirsin, hem de Türkiye Kupası'nı alabilirsin yani. Onun için de çalışmak lazım dediğimiz gibi, ve de dediğim gibi de transferde yapmak gerekiyor yani. Şimdi benimle ilgili istediğiniz soruyu sorabilirsiniz. Ben de açıkça anlatabilirim. Hiçbir problem yok. Ben şimdi evimde oturuyordum. Hiçbir şey yok. Beni Ahmet Nur Çebi çağırdı. Ve şeyi söyledi işte. Maçları söyledi. Dedi ki bunu yapabilir misiniz hocam diye. Ya dedim ki, ben de siz zordaysanız, eğer Beşiktaş kulübü olarak zordaysanız, beni de ihtiyacınız varsa ben gelirim dedim. Geldim ben. Yani onlarla mukabelemizi yaptık. Ama mukabelede tabii ki şöyle bir şey vardı. 2024'te mukabele bitiyordu, 6. ayında. Ama bir tane de oraya şey konmuştu. Yeni gelen yönetim 15 gün içinde benim mukabelemi feshedebiliyordu. Böyle bir de şey vardı. Ve ben o zaman tabii ki maçları devam ediyordu. Ve ben önce Serdar Adalı'yla görüştüm.
Onun da sportif direktörü Şifo Mehmet'ti. Ve arkasından Samet Hoca ile görüştük. Feyaz'la beraber. Feyaz yoktu, Samet Hoca vardı. Bu da şeyin Hasan Arat'ın yönetimindeydi. Hepsiyle görüştük ve hepsi de benimle devam edeceklerini söyledi. Sizin de söylediğiniz gibi basında da söylendi bu olay. Ondan sonra ben yolumuza devam ettik. Yani başka bir şey yok. Şimdi bizim sözleşme devam ediyor ama bitmek üzere. İki tane şey kalıyordu, iki maç. İki maç içinde benden yani uzatabilir misin dediler. Dedim öbür tarafa yaptıysam buraya da yaparım dedim ben. Benim için sorun değil dedim. Ama ben hiç kimseden şey istemedim. Beni alın, beni yapın, ben geleyim. Öyle bir şeyim yok. Ben onlara gittim. Takımla ilgili her türlü bilgiyi verdim. Vermemiz de gerekiyordu. Hem Hasan Arat'a verdim, hem de Serdar Adalı'ya verdim. Hepsininle beraber oturduk. Hepsine beraber de takımın bütün durumlarını söyledik. Ve ondan sonra bana ihtiyaçları olduğu için ben geldim, elimden geleni yaptım. Bana verilen kadro sizin de dediğiniz gibi öyle bir kadro. Elimden gelen ne varsa onu yaptık. Ama maalesef burada bazı şeyleri yapmak için de çok uzun bir zaman gerekiyor yani. Ya yok, o biraz daha önce oynamış, sakat sakat oynamış aynı şekilde. Bu sefer dedi ben oynayamayacağım hocam dedi. Biz de bir şey diyemedik yani ona. Haklı olabilir yani. Hocam bitirebiliriz. Teşekkür ederiz. Basın toplantımızı sonlandırmışız. İyi Teşekkür akşamlar. ederiz.